Ya tamam. Abi ya. Ben de
dayanmaz ya. Sayın İsmail Ustaoğlu, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hidayet Camii İmam Hatibi Süleyman Taran'ın Kur'an-ı Kerim tilavetini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku s-samawati wal-ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame inneke la tuhliful صدق الله العظيم الفاتح Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sayın Muş Valim, değerli Bitlis Valim, çok değerli Hazurun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada sözlerine başlamadan önce emniyet güçlerimizin, çok değerli polislerimizin polisli haftasını kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce bir ayar yapın. Bursa Bitlisler Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu gecede emeği olan çok değerli yönetimimi yanma alarak konuşmalarıma devam etmek istiyorum. Genel Başkan Yardımcımız Gülşen Oymacı, Kültür ve Sanat'tan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şazimi Hancı, Genel Sekreter Serdar Aydoğan, Genel Başkan Vekilimiz Ferhat Bahatur, Gençlik ve Spor'dan sorumlu Genel Başkanım Başkan Yardımcım Adem Yıldızlı, Genel Sayman Hasan Tetik, Disiplin Kurulu Başkanı Necdet Göktaş, Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Yemen Elik, Halkla İlişkiler Sorumlusu Sezgin Sözü İçen, sizler de hoş geldiniz. Ben genelde güçlü kadrodaki bu arkadaşlarımı sağıma soluma aldıktan sonra daha çok güçlü olduğumu ve bu gücümü onlardan aldığımı sizlerin huzurunda tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel gecemize iştirak eden siz değerli misafirlerimize de teşekkürler. Teşekkürlerimi de sunuyorum. Bizim Bitlis'e gelmemizdeki amaç sadece sizlerle tanışmak, yeni geçirdiğimiz 7. Olağan Genel Kurulumuzu
yönetimini ve derneğimizi sizlere tanıtmaktır. Bizim bu 7. olan genel kurulumuzun, benim de 3. dönem başkanlığımın geçen ayın 11'inde tekrar seçilmemizden sonra biz değerli yönetimdeki arkadaşlarla ilk önce evimizden başlayıp sizlerle tanışmayı, ben belki sizleri tanıyorum ama yönetimdeki arkadaşlarım da hem sizleri tanıması hem sizleri tanıtma amaçlı böyle bir gezi programı düzenledik. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de sizleri görmüşüz, iyi ki de tanımışız, iyi ki devletimizin sıcak yüzüyle, güler yüzüyle karşılaşmışız. Bizi devletimizin bu güler yüzünün karşılamasıyla birlikte isteriz ki, tabii ki mutlaka devletimiz buradaki halkımıza güler yüzünü gösteriyor. Bundan da şüphemiz yok. Biz gerek coğrafi olarak, gerek de konum olarak Bitlisli hemşerimizin durumu ortadadır. Bizler buraya sahip çıkacağız. Buradakiler buradan her ne nedenle olursa olsun göç etmiş hemşerilerimize sahip çıkması. Bizler ancak birbirimize destek sağlarsak bir bütün olabiliriz. Bizler burada doğduk ama her birimiz ayrı yerlerde doymaktayız. Doyarken de geçen sefer söylediğim gibi de yine buraya hasret ve özlem duymaktayız. Bu hasret ve özlemimizi de giderebilme adına mümkün oldukça sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bir araya gelmeye çalışacağız. Bizim herhangi bir farklı beklentimiz yok. Sadece biz buradan gittik ama buraya neler katabiliriz? Ne yapabiliriz? Kime ne faydamız dokunur veya ihtiyaç duyduğumuz zaman kimlerden yararlanabiliriz? Ve Bursa'yla Bitlis arasındaki bu köprüyü kurmaktır bizim amacımız. Biz orada derneğimiz mümkün oldukça oradaki hemşehrilerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Mümkün oldukça bütün cenazelere katılmaya çalışıyoruz. Bizzat ben katılamasam bile değerli yönetici arkadaşlarımız sağ olsun bütün cenazelere katılıyoruz. Taziyelere katılıyoruz. Bazen oluyor ki Bursa'nın belli kesimlerinden yapılan bu düğünlere bir gecede 3 seferde katıldığımız da oluyor. Amacımız zaten onların üzgün olduğu zaman da mutlu olduğu zaman da yanlarında bulunmaktır. Biz dernek olarak bundan 7 ay önce 33 derneğini ve basınla birlikte Bitlis'imize güzel bir tur düzenledik. Yaptığımız bu turda gerçekten de emeğimizin karşılığını aldığımıza inancımız sonsuzdur. Size teşekkür etme amaçlı bu güzel karşılamanızdan dolayı tekrar yönetim olarak gelin. Hem sizleri ziyaret etmek, hem o gezi programında bize yaptığınız misafirperverlikten dolayı size teşekkür etmektir. Tekrar bizi bu mutlu gecemizde, kaynaşma gecemizde, tanışma gecemizde yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da burada bulunduklarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Şimdi bizim önce Muş Valimize bir plaket takdimimiz var. Akabinde de Bitlis Valimize de bir plaket takdim edeceğiz. Mümkünse eğer yapabiliyorsanız şu şeyi Vali Bey'in yanına götürebilir misin? Mikrofon. Tamam, o zaman onu alalım. Thank you.
Buraya gelin. Değerli konuklar, hediyesini takdim etmek üzere Sayın Muşvalimiz Aziz Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Israr Yastıoğlu Sayın Valimizi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer valim, çok kıymetli hazirun, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bu akşam burada ilimizden Bursa'ya göç etmiş, iş için, aş için, ekmek parası için oralara gurbete gitmiş ve oralarda tutunmuş, oralara mesken edilmiş ve orada güzel bir sivil toplum örgütlenmesiyle dernek kurmuş hemşerilerimizle bugün bu akşam burada bir araya geldik. Tabiri caizse Sıla ile gurbetin bir araya geldiği, buluştuğu bir akşam oldu. Ben bu vesileyle bu Bursa'da Bitlisler Dayanışma ve Kültür Derneğimizin başkanı ve yönetiminde olan Hazirun arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu tip sivil toplum kuruluşları, dernekler bulunduğu yörelerde çok ayrı bir misyon ifa ediyorlar. Büyüdükleri, doğdukları ve büyüdükleri toprakların geleneklerini, göreneklerini şimdi doydukları topraklarda, memleketlerde onları yaşatmak, onları canlı tutmak, onları diri tutmak ve en önemlisi de kendi kimliklerini, kendi aidiyetlerini, kendi geleneklerini orada yaşatma adına sivil toplum kuruluşları çok önemli misyon ifa ediyor. Bu anlamda özellikle işte ilimizden Bursa'ya giderek burada bulunan vatandaşlarımız arasında böyle güzel bir dayanışmayı, birlikteliği sergileyen derneğimize ben teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 ay önce yine orada ülkemizin farklı yerlerinden orada dernekler kurmuş, dernek başkanlarıyla birlikte ilimize yapmış oldukları ziyarette çok anlamlıydı. Bu bölgeyi tanımak, bu bölgeyi bilmek, hele hele Bitlis'in bu kadim kültürümüzde çok önemli yeri olan, adeta açık hava müzesi şeklinde olan bu şehri tanıtma adına güzel bir organizasyon gerçekleştirmişlerdi. Ben bu anlamda emeklerinden dolayı da arkadaşlara teşekkür ediyorum. Zannediyorum ondan sonra kongre oldu ve yeni yönetim belirlendi. Bu vesileyle de başta yönetim kurulu, dernek başkanımız ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlara da hayırlı olsun diyor. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Kıymetli konuklar, az önce yaşanan hatadan dolayı özür dilerim. Şimdi hediyesini almak üzere Sayın Muşvalimiz Aziz Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Thank you.
Sayın Valim, kıymetli Hazırun, kıymetli Bursa'daki Bitlisliler Derneği Başkanı, yönetiminde bulunan arkadaşlarımız, kendilerinin hemşehrilik bilinciyle Bursa'da yaşamalarına rağmen hala Bitlisli hisseden kıymetli kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hemşehriler nerede olursa olsun birbirlerini buluyorlar. Bursa'da bir Bitlis şehri, küçük bir Bitlis şehri oluşmuş. Ve buradaki arkadaşlarımız iyi günlerinde, kötü demeyelim ama en azından acılı günlerinde birlikte olmayı da bir görev olarak biliyorlar. Ve bir işi olan, bir sıkıntısı olan Bitlisliler nereye gideceğini, kimin kapısını çalacağını da biliyorlar Bursa'da. Bu açıdan Bitlisliler Derneği çok büyük bir görev ifa ediyor. Arada bir Bursa'dakilerin Bitlisli olma bilincini devam ettirebilmek açısından, arada bir Bitlis kültürünü Bursa'da da yaşatabilmek bakımından bir araya gelmeleri, orada bir takım faaliyetlerde bulunmaları da hakikaten Bitlis'i Bursa'ya taşımak anlamı taşıyor. Bu açıdan da yapmış olduğunuz faaliyetler, göstermiş olduğunuz gayretler hakikaten takdire şayan. Bitlisliler olarak ne yapmalısınız Bursa'da? Her şeyden önce Bitlisliler olarak Bursa'da Bitlis'i unutmamalı, unutturmamalısınız. Bitlis'in burada hala var olduğunu bilmeli ve oradaki dostlarımıza, belki Bitlis'i hiç görmemiş olanlara da sizler anlatmalısınız. Öyle anlatmalısınız ki insanların içerisinde bir merak, bir iştiyak olmalı ve ben gidip Bitlis'i, memleketimi ya da buralı olmasa bile en azından güzel Anadolu'muzun, güzel cennet vatanımızın bir köşesi olan Bitlis'i mutlaka görmeliyim diyebilmeli. Bu açıdan sizlerin aynı zamanda Bitlis'in birer gönüllü tanıtıcısı olmanızı da bekliyoruz. Bitlis'te pek çok faaliyetler oluyor. Allah nasip ederse Ahlat bu sene Malazgirt şenlikleriyle birlikte anılacak. Bu sene Malazgirt şenlikleri Ahlat'tan başlayacak. Çünkü biz inanıyoruz ki Ahlat'sız Malazgirt, Malazgirt'siz Ahlat olmaz. İkisi birbirini tamamlayan iki ayrı şehrimiz, iki ebedi şehrimiz olarak görülmeli. Onun içindir ki Bitlisli hemşerilerimizden, Bursa'da yaşayan Bitlisli kardeşlerimizden beklentimiz, inşallah 26 Ağustos Ahlat 2-3 gün öncesinde başlayacak. Sayın Başkanımız da buradalar, Sayın Valimiz zaten biliyorlar. Programı açıklarlar. Sizleri buralara bekliyoruz ve yanınızda en az ikişer aileyle birlikte bekliyoruz. Hem Ahlat'taki güzel etkinliklere katılın, hem de Malazgirt'teki inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle kutlanacak olan 1071 Malazgirt şenliklerine mutlaka katılın diye bekliyoruz. Bu hepimiz açısından çok büyük önem taşıyor. 26 Ağustos bu yıl Kurban Bayramı'nın bitiminin iki gün sonrasında. Biz arzu ediyoruz ki gurbette bulunan, ister İstanbul, ister Bursa, ister İzmir, Antalya, Ankara vesaire, hatta yurt dışında bulunan hemşerilerimiz, Bitlisli kardeşlerimiz, Muşlu kardeşlerimiz bu yıl Kurban Bayramlarını kendi memleketlerinde kutlasınlar. Gelsinler, burada yakınlarıyla, akrabalarıyla, bizlerle beraber kutlasınlar. Ve sonrasında da hem Ahlat'taki şenliklerimize hem de Malazgirt'teki törenimize teşrif buyursunlar. Bizleri onurlandırsınlar. Bunları arzu ediyoruz. Öncelikle bunları da söylemeyi bir borç biliyorum kendime. Fazla uzatmayalım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İnşallah ben de Muş'a bekliyorum sizleri. Allah nasip ederse yarın geleceğiz diye bir söz aldık. Bekliyoruz.
nasip olursa Buş'ta da karşılaşacağız tekrar. Hem buradan ayrıldığınız zaman Buş'taki hemşehrilerimize bizim gönül dolusu, pardon, Bursa'daki hemşehrilerimize bizim gönül dolusu selamlarımızı lütfen iletin. Hem Bitlisli hemşehrilerimize hem Buş'ta hemşehrilerimize. Hem de Ahmet abiye, Yozgatlı Dernek Başkanı var biliyorsunuz. Onlara da çok selamlarımızı iletirseniz bizi çok memnun etmiş olursunuz. Bu vesileyle inşallah yarın idrak edecek olduğumuz Miraç Kandilinizi de hepinizin kutluyorum. Allah tekrarına erdirsin, hayırlara vesile etsin. Mehmet Bey. Değerli konuklar, kendisine plaket takdim etmek üzere Tatvan Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Yusuf Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Yönetimimizde bulunan bir gazimiz var. Hasan Tevfik kardeşimizin de bu şehitler ailesine plaketin takdimini kendisi için teşekkür ediyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah hepsine rahmet eylesin, bizlere de sabırlar eylesin. İl müftümüzü yemek duası yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, vermiş olduğun bu nimetleri kalbimize nur, gönlümüze surur eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu sofranın hazırlanmasında emeği geçenleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı görülür görülmez tehlikelerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Milletimize, memleketimize birlik, dirlik, kardeşlik, şefkat ve merhamet nasip eyle ya Rabbi. Her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, al rengini şehitlerin kanından almış, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızı, mukaddes topraklarımızı düşman çizmesi altında çiğnetme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Müslümanları birleştir, Müslümanları kaynaştır, Müslümanı Müslümana sevdir ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, Allah rızası için, El Fatiha.